Bu sonunu birleştireyim bir 9 gün Jamaika'ya kaçayım diyemiyorsun. O da çok enteresan. Burada öyle gidecek yazlık bir yer olmadığı için. Jamaika'ya gitmek şeyden ucuz. Başka bir eyalete gitmekten ucuz. Hop. Ben ana silahımı değiştirdim. Şu anda ne yaptığını çok anlamıyorum karakterin. Biraz garip sanki yeni karakterle bir daha oynuyormuşsun. Bu oyunun oynanabilirliğini, tekrarlanabilirliğini arttırıyor. Kesinlikle. Tekrarlanabilirliğini az önce söyledim. Ama işte aynı zamanda zaten oyunda türlü öğrenemedik. Oh, ağzımın ortasına yapıştırdım. Gerçekten bir tane şey açtık. Abi gitti. Yeni hero, açtım hero mu diyeyim, champion mu diyeyim. Ne bunlar? Yani karakter. Karakter. Daha bir tane karakter. O da zaten hani açılacağı var. Aynen öyle. Onda hani minimum iki uzvu olan herkesin açabileceği şekilde dizayn etmişler onu. Dil de dahil buna. Yani dil artı bir şey yeterli. Gerçekten dil artı bir şey yeterli. Oyunun senden beklentisi sağa tıklayabil. Bir de sola tıklayabil. Aynen, durduğun yerden birisi seni kovalıyorken dilini ısırabil. Aynen. Ya bir kıpırdamayın be. Bir görevim var ya. Vallahi sinir hastası edeceklerini sana ya. Ama ben ne olduğumu sürekli unutuyorum. Ver soru işareti abi. Yine mantar geldi. Peki yine yapılacaklar maçı. Listenizde herhangi bir video taslağı var mı? En azından belki de bunu izleyen birileri olursa arkadaşlar derler, aa gerçekten merak ettik. Acaba Lüleburgazlı olsaydı Harry Potter yapacağı baklava nasıl olurdu? Yani diye sorarlar senizden. Bir tane. Bir şey diyeyim mi? Çok güzel bir noktaya falan atlarsın. Harry Potter'ın ekmeği yene bitmiyor. Dünyada iki şeyin ekmeğin yenmesi asla bitmiyor. Birini söylemeyeceğim. Bir Harry Potter. Yani yok öyle bir şey ama şimdi gelecek hafta şey geliyor biliyorsun. Anne Şen geliyor. Anne Şen'in gelmesi şerefine temizliği falan şöyle bir şey yaptı. Anişan! Anişan! Temizliği biraz böyle beni güçlü yaptık. Bufflayıp yaptık temizliğimizi. Buzdolabını da içini temizledik. Yani wow. Hani biz bunu yemiyoruz ve kendimizi kandırıyoruz. Vam'da duran her şeyi atmaya karar verdik. Ve bunu yaparken şeyi fark ettik abi, bizim buzdolabında o kadar çok alkol var ki. Ne Ece ne ben çok alkol içen insanlar değiliz. Yani benim ama içtiğim alkol miktarı haftada 2000'e falan. Ece bira sevmiyor, öyle söylemeyin. Evde içtiğimiz alkol miktarının anlaşılmaması için. Ama büyük ihtimalle Skyrim'de benim yaptığım gibi ileride Zoe Boss çıkardı hepsini kullanmam gerekirse diye hepsini tutuyorsunuz buzdolabında. Aslında öyle olmuyor. Birileri geleceği zaman diyoruz ki hani ikram edecek bir şey alalım. Alıyoruz ve duruyor. Genelde o gelen insanlar da yanlarına bir şey getiriyor. Çıkarmamak için. Ha, o zaten oluyor yani. Bir de öyle herkes de iyi niyetli. Bir de pislik çıkarmak için de yok ki ya, şuradan bir bira ver yeter diyorlar. Hani öyle oturup da kokteyl de çok hazırlanmıyor. Evde her şey var. Asla yapmıyoruz çünkü sanırım teleporter'ı gördüm. Benim üşenmeme geldi konu. Ben aşırı üşeniyorum. Ece de zaten pek içmiyor. Her konumuz seninle olan bir yerde bir şekilde üşenmeye çıkıyor. Benim üşenmeme geliyor. Benim tembelliğim mi? Üşengeçliğim mi? Teleporter'ı ben buldum. Ben buldum. Ben uzaktan gördüm burayı. Elimde kaydı var. Hadi bakalım. Benim teleporter'ı ben buldum. Küçük teleporter'ları ben yarattım. Melik'i benim de kayıt almam lazım. Melik'i. Teşvikler olacaksa.
Bu neymiş? Q. At. Q ver bana. Q'yu attın mı? Ne yaptın? Neyse anlamadım. Boss niye bizden bu kadar uzakta takılıyor? Tam bir şey diyecektim ki yani boss gelmedi mi diye ağzımı açacaktım. Gerçekten bizden uzakta takılıyormuş. Boss demek ki benmişim. Yani gerçek boss yolda... Abi arkasını döndü bana bir şeyler attı. Hiç hoş karşılamadım ben bunu. Mouse'un altına sokma şu ayağını bir tane. İstersen kızının ne tür bir canlı olduğuna da bahset de. Söylemeyeceğim. Kızım pek çok canlı gibi. Nefes alan, iki gözü olan, bir burnu olan. Kendine göre yeterince tüyü, kılı, saçı olan, bıyı olan bir canlı yani. Ne olduğu önemli değil. Ne olmadı önemli? Öldüm ya. Aşkım niye böyle şeyler yapıyorsun? En azından acısı ölmüştüm Mert oyunun dediğine göre. Yo, parmağımı ısırıyor. Yerini değiştirdim diye tepki gösteriyor bana. Üşengeçliğimden bahsediyordum bu arada. Onu daha sonra üşendik. O konuda devam etmeyeyim. Gerçekten hayatta başlayıp bitirmediğim pek çok şey üşenmeye bağlanıyor veya unutmama bağlanıyor. O yüzden evdeki alkoller de aynı şekilde üşendiğimden ya da orada olduğum unuttuğumdan duruyorlar. Oo, öldüm. Lan, hem de nasıl öldüm. Easy de öldük bu arada. Hem de nasıl öldüm. Ağzımda da oldu. Ben bu şu anda şey gibi. Ota ota. Sanki o Amerikan filmlerinde üniversite öğrencilerinin verdiği partiler olur ya. Öyle parti vermek istesem verilir. Çok iyi. Şey gibi. Garaj satışı gibi ama buzdolabı satışı. Gerçekten öyle. Hayır, buzdolabımız da yani avuç kadar bizim bu arada. Yani büyük de bir buzdolabımız da yok. Bu kadar çok şeyi nasıl sığdırdık? Niye hepsi sürekli buzdolabında yani her an içilmeye hazır? Buzlukta şey var. 4 kalıp buzluk var. Az önce kendisinin tanımını yaptığım canlı arada sıcaktan bayılmasın diye suyuna koyuyoruz. Bu kadar yani. Başka bir sebeple de kullanmıyoruz o buzları. Aa, uçabiliyorum. Aa, çok özledim. Yalan söyledim. Doğru söyleyeceğim. Bu soğuk kahve yapıyoruz bazen. Aa, mantıklı. Ben normalde hiç sevmem kahve. Bakalım. Böyle kötü bir alışkanlığım başladı. İçine krema konduğu zaman seviyormuşum meğer. Yani muhtemelen ben yine kahveyi sevmiyorum aslında. Benim sevdiğim aynen şey öyle. Kreması ama yani. Ve şöyle bir durum. Bak şimdi çok fazla bilgi vereceğim. Too much information geliyor. Ben normalde kahve içmeyen bir insan olduğum için kahve dendiğinde benim kakam geliyor. İçtiğimde sen düşün yani. Bağırsakların falan şaşkın. Yani böyle bir şey olamaz diyorlar. 30 küsur senedir iyi kötü çalışıyorduk. Meğer çalışmıyormuşuz. Hani şey olur ya. Yeni bir işe başlarsın. Eski işinde artık iyice salmış olduğun için yeni işinde çok çalışırsın. Ve şey dersin. Falan ben çalışmıyormuşum eski işimde falan dersin. Benim bağırsaklarım da öyle diyorlar. Bu arada umarım herkes böyle düşünüyordur yeni bir işe başladığı zaman. Umarım ki. Ha bu challenge'mış bu. Ben buna basınca her sene challenge olurum. Abi çok özür dilerim. Ben challenge başlattım. Tamam. Asla geçemediğimiz boss'tan gelecek galiba. Ben de şey buldum Merto. Hadi reporter'ı. Bir saniye. Neydi bu? Boss'a buradan hasar arttıran şeyden buldum. Çağırdım. Hoppa. Yanlış iş yaptım. Son Titan. Aynen Merto ya. Bunu biz hiç kesemiyoruz. 3 tane geldi değil mi? 2 tane. 2 taneyse keserim. Tabii ya. Tabii. Sen manyak mısın? Ya bunu nasıl dojlayacağız ama? Öldüm ben. Ben şöyle dojlayacağım. Oraya gitmeyeceğim. Ben öldüm. Beni hiç ilgilendirmez. Sağ olun lan köpekler. Arkadaşlar bu da Mert'in oynama şekli. Eğer bana bakıp rezalet olduğunu düşünürseniz biraz da buraya bakın. Bir dakika. Bir saniye.
O kırmızı kalelerin içerisine vurunca crit mi atıyor? Aynen öyle. Bak sıkıldım mesela. Bundan arda arda 30 kere tutturmam mı gerekiyor? Bundan arda arda 30 tane tutturmam lazım. Anladım. Bazı yaratıklar fazla hızlı kıpırdadığı için bunları tutturamıyorum. Yani bazılarını skalayabiliyorum ve zaten bazen skalamak yetiyor bunları şey yapmaya. Herhangi bir yerde sayıyı gösteriyor mu sen? Hayır, yapan. Ben kendim sayıyorum. Yani. İçimden sürekli bir yandan onu sayıyorum. Ama bir yandan konuşup bir yandan oynayıp bir yandan onu sayınca... O zaman bu aralar 3'e kadar sayma konusunda hiçbir sıkıntın yok. Bu aralar en iyi 3'e kadar sayabiliyorum. Bak, helal. 4. 5. Hadi bakalım. 5. 1. 2. Aa nasıl? 1. Nice, ya ense kökünden. Hoppa. Tamam dur. Helal. Son bir tane daha sanırım. Helal Mert. Şimdi düşüp öleceğim. Dediğini yaptı. Aynen öyle kardeşim. Bizde yalan yok. Bak bunlar kolay mesela. En son kaçtaydım hatırlamıyorum. Ama bir şeylerden çok geliyor, o ne? Niye o kadar kalabalık geliyor oralar? Allah! Abi dışına doğru gitsin. Çok zor şu zımbırtıyı kullanmak ya. Ben demişler ki bunda laf olsun diye koyalım. O bu Zex'in W'su şey... gibi dediğin şey değil mi? Seni zıplatıyor. Evet. Gayet iyi. Helal. Oha Mert. Bundan sonra bir daha ateş edemiyorsun. Öyle bir sıkıntısı var bunun. Ama o sendeki şey az önce dur. Üzerindeki bir eşya mı o? O benim ultim. Aynen. Şey. Yok yok. Eşya değil. Eşya değil oraya işte. Wheel of the Whips var ya üstünde. Ya annem o benim kendi ultim ya, Allah Allah. Hayır. Bir kere de inan bana be. Yok yok, üstünde Wheel of Whips var ya, bir şeyi öldürdüğünde patlatıyor. Az önce sen bir şey öldürdün, o patladı. O patlayınca neker patladı, sonra yanındakiler patladı. Tamam ama sonuçta bu işi ultime borçluyuz. Evet evet. Sağlam item ama üstündeki. Allah işte. Wheel of Wits'imiz. Pazardan Allah korusun nazardan. Bak gördün mü? Zincirleme reaksiyon gibi. Aaa az kaldı. Mert'u teleporter bitti. Bitmedi mi? Bitti. Tam şikayet ediyordum. Bir şeyleri de lootla da. Lootlanacak bir şey var mı? Paraymış. Bu ne? Helal. Helal Mert. Bilmediğin şeyleri okumayacaksın. Taşıdım. Aslında. Taşıdım. Bunu yani herkes bilsin. Hiçbir şeyim yok benim. Hiçbir şeyin yağmurun bile böyle küçük taşımaları yoktur. Yağmur taşı. Hayat. Bu bizim sevmediğimiz bölümlerden bir başkası. Oyun kayıt başladığından beri şey demedik bana ama bak bu bölüm güzel. Asla demedim. Oyunu bayağı sevmiyor. Sen yine mi ölüyorsun bakayım orada? Yani buna yaşamak denirse ya. Bu bölüm en sevmediğimiz bölümlerden sonra. Yani tek sorun çok da bir bölümde göremedik hani. Doğru bilgi. Çok ilerleyemediğimiz için. Sanki iyi bir şeydi ya. Var bakayım bundan bir tane. Tamam 250 gram sar bakayım şu piercing shot'tan. Yani bosslara vurulan şey hatırlıyor değil mi? Bazı itemleri öğrendim. Ya bence çok kötü oynuyor olamayız. Ya çok kötü oynuyor olmamızın dışında iyi oynamadığımız kesin. Ya işte LoL'ü ne kadar iyi oynuyorsan bunu da o kadar iyi oynuyorum. en aşağıdaki lig ne? Iron 5 mi? Iron 5 mi? Warden 5 oynuyorum işte bunda. Şey çok üzücü bu. Şimdi günah çıkaracağım. Ben 32 yaşındayım. Benim yalan yok.
4 yaşından beri falan sanırsam evimizde bilgisayar var. Hı hı. 90'ların başında bu lüks, hani 95'te falan elinde insanın kişisel bir bilgisayarın olması Türkiye'de lüks bir olay. Tabii. Ya ona rağmen mouse kontrolüm o kadar kötü ki benim ya. Ya gerçekten yani. Aynısı bende de var. Ben 28 senedir mouse'la bir yerlere tıklıyorum. Benim şu an mouse'u ağzımdan falan iyi kullanıyor olmam lazım. Hani yemek yerken falan keşke mouse olsa da onun da ağzıma sürklesem diye. Bak yani bir şey söyleyeceğim. İyi. Majör kullanışlım iyi ama minörde sıkıntı var. Tam istenilen noktanın üstüne getiremem. Ben de. Ama hani mesela... Zaten... Bir ama sanırım zaten mouse'u majör kullanmak yani bir yerden bir yere götürmek dediğin zaten insanın uzvunun bile olmasına gerek yok yani kafan olsa bir gövden olsa yeterli zaten. Mouse'u en kötü ihtimalle üfler bir yerden bir yere fırtmak ittirirsin. Doğru bilgi. Şey diyeceğim. Ama söylemeyi unuttum. Yani... Mertol teleporter'ı buldum başlatıyorum. Hadi başlar. Bu kadar senedir bilgisayar kullanan biri olarak kadar okut atış ediyor. Hadi reflekslerim kötüleşmeye başladı. Yaşla beraber oluyor. Yani şu an 8 yaşındaki kardeşlerimiz benden çok daha iyi tabii ki bu konuda. Aha. O zaman ben de sana bir şey söyleyeceğim bunun üstüne. Şimdi biz aynı zamanda internet kafede çeşitli FPS'ler oynayan insanlarız. Tabii. Hayatında bilgisayar görmemiş, evinde bilgisayar olmayan insanlar benden daha iyi mouse kullanıyorlardı. Aa öldüm. Bu kadar kolay nasıl öldüm? Evet yani kimisinin içinde mi oluyor acaba ya da... Değil mi yani? Hani... Şey mi? Benim dexterity'm ben düşük. Ben de öldüm bu arada. Göz koordinasyonum mu düşük benim? Öyle, büyük ihtimalle öyle yani ben... Yine izle öldüm. E-spor yapamıyorum da aynı zamanda mesela. Ama senin öyle bir savunman olamaz. Sen mesela... Müzik aletleri çalabilen bir insansın demek ki. Parmakların falan iyi çalışıyor senin. Ama işte demek kolum iyi çalışmıyor. Böyle biraz daha... Hayır mesela şey diye oynuyorum ben. Bu havalı hokey şey var ya. Aa ama çok eğlenceli bir alet. Çok eğlenceli. Bir de bir şey diyeceğim. Onu iyi oynadığını nereden biliyorsun? Şimdiye kadar kimlerle oynadın? Yani şöyle. Gülbini yenmen sayılmaz ki. Mesela şöyle düşün. Şimdiye kadar oynadığım herkese karşı kazandım. Ki bizim askerlikte vardı ondan. Askerlik yaptığım yerde. PlayStation'larla birlikte ondan da vardı. Ve ben hani hiç... Ya nasıl yerde askerlik yaptın? Allah kahretsin. Belki dört duvardı ve tuvalet kağıdı yoktu ya. Çok ya iyi. Tuvalet kağıdı yoktu ben askerlik yaparken. Ben evimden getirdim tuvalet kağıtlarıyla askerlik geçirdim. Kendi ya. Çabalarımızla. Ulan ben kendi askerliğimi kendim yaptım ya. Yemin ediyorum yani ortamı ben hazırladım. Bir şeyde, birlikte, bir karargahta, bir bölükte, bir askeri alanda yani sıcak su kaynağı, ısınma kaynağı falan olmaz mı lan? Yani nerede görünmüş? Sizinle de olsa gideceksiniz deyip duşa sokmamak. Abi o bizlere vardı ama ya. Bizde aynı sıkıntı vardı, aynı şekilde hem de. Hani bilet şey gibi ya zaten 18 gün askerlik yapacaksınız, niye duşarsınız ki? Ne bileyim nasıl? Hani insan olduğumuzu hatırlamak için. Değil mi yani? Benim biraz ihtiyacım var. Ben çabuk unutuyorum. Bir şey korkunç. Yani herkesten çok özür dilerim. İnsan olmadık yerleri olmayacak şekilde kokuyor. Galiba teleporter'ı buldum falan ya. Biliyorum. Başlatabilirsin. Baş aynen buldum. Yani ben gitmeden önce benden önce giden bir arkadaşım demişti ki hani çok yüksek kapasitelerde... Yine kötülerden çıktım Mert'e o. Hakikaten ya. Bu eleman demek ki gelecek yani mutlaka. Çok yüksek sayılarda insanları kapasiteyi zorlaya zorlaya bir yere sıkıştırdıkları için mutlaka şeyler bitiyor demişti. Hani mantindeki satılan ürünler bitiyor. Yani ya böyle... Öldüm ben. Bir şekilde şey bir insan olacağım. Neden ona? İğrenç. Bir insan olmayan bir insan. İğrenç demeyeyim.
gözü açık diyeyim. Yani ya gözü açık biri olacaksın. Hani bir şekilde bir şeyleri başka insanlardan önce elde edebiliyor olacaksın. Hiç sevmem yani. Yani sırada öne geçmek ne şey hani. Bizler support main şey insanlarız. Yani. Evet hiç de sevmem yani yapacak bir şey yok. Ya da dedi kendin yanında götürüyordum. Ben kendim yanında 6 tane götürürüm ya. Haftada 2 tane harcasam 3 haftada bu iş yürür dedim. Hı hı. Bu arada yani, 18 gün değil mi bizim askerlik? 18 gün yaptım. Yani evet. 21 yazıyor kağıt üzerinde ama son hafta sonunda seni bağışlıyorlar. Aynen öyle. Diyorlar ki gitme duş al. Aynen git duş al. Ne diyecektim? Ben yanımda 6 tane tuvalet kağıdı götürdüm. Bir paket de ıslak mendil götürdüm. Yani nereden bilebilirdim ki ıslak mendille duş alacağımı bir gün? Nereden bilebilirdim ki tuvalet kağıdının karelerini sayarak ya